Türkiye'de vaka sayısı arttı. 29 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Toplam sayı 47'ye çıktı. Son rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Sağlık Bakanı Twitter hesabından yaptığı duyuruda Türkiye'de tespit edilen vaka sayısının 47'ye yükseldiğini duyurdu. Daha önce 18 vatandaşın karantina altında olduğunu hatırlatan Bakan Koca, yeni tespit edilen vaka sayısının 29 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı, son 29 vakanın tamamının doğrudan ve dolaylı olarak Amerika, Orta Doğu ve Avrupa temaslı olduğunu belirtti. Üçünün ise Umre'den döndüğünü söyledi. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka başarısıyla sürdürdük. Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yurtdışı temasının risk olmaya devam edeceğini de belirten Bakan Koca, tespit edilen her vakanın toplum için risk olmaktan çıktığına işaret etti. Vatandaşları panik yapmamaları konusunda uyardı. Sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Buradan da göstereyim. Tümüyle uydurmaydı. Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Panik duygusaldır, akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız. Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Sağlık Bakanı, bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada da alınan önlemleri sıraladı. Uçuş yasağı olan ülke sayısının 20'ye çıktığını duyurdu. Bakan Koca, laboratuvar sayısının hafta sonuna kadar 6'dan 16'ya çıkaracağını belirterek test kitini bütün illere göndereceğiz istedi. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Koronavirüsle mücadelede en sorunlu noktalardan biri de bilgi kirdili. Halkı paniğe sürükleyen asılsız iddialara Sağlık Bakanı bir kez daha yanıt verdi. Bu kez konu kit ve maskelerin yetersiz kalacağı iddialarıydı. Bakan kocanın iddialara karşı yanıtıysa netti. Maske dahil olmak üzere devamında hızlı kit dahil olmak üzere hastanelerimiz ve üniversitelerimize ücret asla talep etmeden hepsiyle ilgili yeterli miktarda olacağını söyleyebilirim. Bunlarla ilgili ben kendim bizzat ilgili firmalarla geçen haftadan bu yana görüşerek bu konuyu netleştirdiğimi de ifade etmek istiyorum. Bunu da kendi aramızda konuştuk. Bu anlamda herhangi bir telaşa kapılmayalım.